Herkese merhaba. Benim dünyama hoş geldiniz. Bugün yine bir pazar günündeyiz. Başlıktan da anlayacağınız üzere pazar günlerimizin sabah sporları, rutinimizi Serhat'la beraber sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki geçen hafta karşıdaydık. Kadıköy'den başlayıp Bostancı'ya kadar koşmayı planlarken hedefler 18 kilometre, hayaller 7 kilometre yaptık. Şimdiki gerçekten hedefimizi 7-8 kilometre kadar tutmak istiyoruz. Şu an Kuruçeşme sahildeyiz. Buradan Emirgan'a kadar koşacağız. Ondan sonra da rutinimizi belli bir şekilde devam ettireceğiz ve sizlerle paylaşmış olacağız. Yine Serhat'la birlikteyim tabii ki. O da şu an yine kamera arkasında. Ama videonun içinde tekrar onu görebileceksiniz. Şimdiden hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum. Evet. Dediğim gibi beni çekmeyen bir Ezgi. Bizim gerçekten pazar günleri yani yağmur, çamur, kar demeden gerçekten koşuyoruz. Koşmak koşuyoruz. Yapmak yapıyoruz. Yani şöyle hiçbir şekilde aksatmamaya çalışıyoruz ama dediğim gibi yani geçen videoda da söylemiştim, bayağı bir ara verdik. Serhat da yeni başladı. Ben de ufak ufak başlıyorum. O yüzden şimdi mutluyuz. Ve bugün size gerçek anlamda pazar günleri yaptığımız spor rutinimizi göstereceğiz. Şimdi koşmak için hafiften yürüyoruz. Ve dediğim gibi 7-8 kilometre yaklaşık koşacağız galiba. Hazır mısın? Evet. Gerçekten. Yani 8 kilometre yine koşamadık. Yine hedefimize ulaşamadık ama. Ulaşamadık değil, ulaşamadım diyeceksin. Ulaşamadım. Ben koşarım yoksa. Çünkü gerçekten yani o kadar çok hamlamışım ki kendime zarar vermek istemiyorum. 5 kilometre koştuk ama. Sen koştun. Yani 5 kilometre rahat koştuk. Şu an Bebek Parkı'ndayız. Biraz trading yapacağız. Ondan sonra ne olacak? Sonra da Serhat'la güzel couple hareketlerimizle yolumuza devam edeceğiz. Rocky, yoruldun mu? Hayır. Koşar mısın? Ben daha koşarım ama işte sen bittin. Kaç kilometre? 8-9'u var da. Yani buradan. Ben çünkü spor salonunda 40 dakika kardiyo yaparak koşu bandı tabiriyle 16 kilometre deviriyorum. Ver. Ama ben daha alışana kadar biraz bana ayıp uydurmak zorunda olduğunu düşünüyorum. İşte sağlık olsun, ne yapalım.
Evet, biz bitirdik. Bitirdik, evet. Bizim pazar günleri rutin olarak yaptığımız spor bu şekildeydi. Yani aslında kalkarken çok zorlanıyoruz. Mesela bugün geç kaldık. İstediğimiz saatte çıkamadık ama çıktığımızda da iyi ki çıkmışız diyoruz. Şu an köpekler kavga ediyor. Ya oyun oynuyorlar. Yani şöyle, bence kendinizi zorlayın. Yani yağmur, kar, çamur demeden spora bir şekilde gidin, yapın. Çünkü gerçekten kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Dediğim gibi biz ilk önce kardiyo ile güne başlıyoruz. Daha sonra birlikte birbirimizi iyi hissettirecek diğer hareketleri yapıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Bizden size tavsiye. Müzik dinleyin spor yaparken. Aynen, müzik dinleyebilirsiniz. Ve böyle birlikte çift olarak yaptığımız sporlar emin olun daha iyi oluyor. Yani en azından biz daha iyi motive olabiliyoruz. Bu kız arkadaşımız olur, erkek arkadaşımız olur, normal kızın arkadaşımız olur, anneniz babanız olur, hiç fark etmez. O yüzden her zaman motive olabileceğiniz şeylere yönelin ve sporunuzu da eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz, öpüyoruz. Hoşçakalın. Then I felt you rumbling, fire in her eyes, got me by surprise. Aslında videoyu kapamıştık ama bebekte olduğumuz için Starbucks'a uğradık. Şu an kahve içiyoruz. Ne içiyoruz? Keste Kosantaki. Şimşek çaktı az önce, gördün mü? Ne sanıyor? Burada neler oluyor? Neler oluyor burada? Neden Türkçe konuşmuyorsun? Türkçe anlattım farklıydı. Bugün nerede koştuk? Bugün Bebek'te koştuk. Yani daha doğrusu Kurçeşme'den başlayıp Emirgan'a kadar koştuk. Geri geldik. Ondan sonra Bebek'te güzel bir spor yaptık. Şu an kendimi Portekizliler gibi hissediyorum. Haftaya nerede koşalım? Haftaya galiba Maçka Parkı falan olabilir. Evet. Biz geçen hafta Suadiye'de koştuk. Geçen hafta yani karşıda koşmuştuk. Anadolu yakasında. Bu hafta Avrupa yakasındayız. Bir dahaki haftada başka bir şey. Bayağı yukarıdan bir şey atıyorlar şu anda. Yani demek istediğim, değinmek istediğim konu şu ki biz her hafta başka bir yer tercih ediyoruz. Bunun sebebi bence o monotonluktan kurtulmak. Yani her gün aynı şeyi yapmak, her hafta aynı şeyi yapmak bize sıkıcı gelebiliyor ve bu şekilde daha iyi motive olabiliyorum bence. Ben öyle düşünüyorum ve bundan çok memnunum. Böyle ilerleyelim diye düşünüyorum. Bunu söylemeyi unutmuştum. Ayrıca sadece pazar günü spor yapmıyoruz kesinlikle. Sara zaten haftanın 7 günü. Her günü yapıyor. Ben çalıştığım için spora belli bir müddet ara vermiş bulundum. Ama şu an tekrardan kendimi toparlamam lazım. O da yine Serhat'ın desteğiyle olacak. Yine beraber. Yani haftanın en az 3 günü, 4 günü fitness yapacağım. Hafta sonunda yine zaten beraberiz. O zaman ne diyoruz? Pazar gününe yakışır bir İspanyolca veda yapıyoruz. Buena semana diyoruz. Ben İyi haftalar. Bilmiyorum. İyi haftalar. O zaman görüşürüz. Buena semana. De bakayım. Ne? Buena semana. Buena. Buena semana. Buena semana.